Peki karpal tünel hastalığına, sendromuna geçelim. Belki onu daha sık duyuyoruz. Özellikle tenisçi hastalığı diye halk arasında da biliniyor. Tenis oynayanlarda daha sık görülüyor diye halk arasında böyle bir tabir var. Ama tabii siz bize ayrıntılarıyla anlatacaksınız. Böyle midir? El bileğini daha sert kullananlarda mı oluyor gibi. Karpal tünel sendromundan da bahsedelim mi? Tenisçi hastalığı biraz daha ayrı bir konu. Onu da bahsedelim. Ama karpal tünel sendromu tamamen farklı bir şey. El bileğinden... İşte bu küçücük bölgeden parmakları hareket ettiren tüm kirişlerimiz geçiyor. Bu bahsettiğim 8 kemikten bahsetmiştim daha demin. El bileğinden oluşturan 8 kemik. Bu 8 kemik el bileğinin alt tarafında bir tünel oluşturuyorlar. Ve bu parmakları hareket ettiren kirişlerle sinirimiz aynı bölgeden bir tünel içinden geçiyor. Ve bazı insanlarda, özellikle şeker hastalarında, el bileğini çok sık kullanan hastalarda ve bazı faktörler nedeniyle bu tünelin üzerindeki bağ yapısı kalınlaşıyor ve alttaki dokulara baskı yapıyor. Bu da alttaki sinirin sıkışmasına neden oluyor ve bu sinir sıkışmasına bağlı, ben aynı şeye benzetiyorum, bir hortuma benzetiyorum. Hortumun üzerine bir ayakla basarsanız o hortumun içinden su geçmesi zorlaşıyor ve buna bağlı da az ileti geçmesine de bağlı da uyuşukluklar, özellikle gece uyuşuklukları hastayı rahatsız ediyor. Tam da onu soracaktım aslında, onun belirtileri neler diye. En önemli belirtisi eli fazla kullanmada ve gece döneminde uyuşuklukla başlayan ağrı. Bu ağrı gerçekten hastayı bazen çok rahatsız ediyor ve uykudan uyandıracak düzeyde ağrıları oluyor hastanın. Eğer gece uyuşuklukları başlamışsa mutlaka bir şey yapmak lazım. Bir inceleme yapmak lazım. Bu inceleme nedir? Bir EMG dediğimiz nörologlar tarafından yapılan sinir ileti hızını ölçen bir inceleme. Eğer bu EMG'de bize gerçekten ön tanımızı doğruluyorsa artık hastaya bir tedavi uygulamak gerekli.